Evet arkadaşlar, şimdi koyun aldık. Sütlü koyunları seçiyoruz. Yavruları büyük, erkek yavrulu. Sütlerini de içemiyorlar. Bir tarafını bitirmiş, bir tarafı kalmış. Onların sütlerini sağlıyoruz ki Körelmez. memeler körelmesin. Hem de yoğurdumuza ve işte peynirlerimizin içine kullanıyoruz bu sütler arkadaşlar. Gel gel, yakından çek gel. Bak rengini görüyor musun sen? İyi Demir'e gel. Tabii bunları yeni aldığımız için yavrulası altında, ama biz artanını sağalım ki bir çay kaşığı da olsa, bir çay bardağı da olsa süt bırakmayalım. Çünkü ileride bu meme kör olabilir. Buyurun. Aferin be kızıma. Ne arttıysa yavrulardan artanları sağlıyoruz. Çoğu ikiz yavrulu. Yavrular emiyor. Biz ne kalırsa, iki kaşık kalsa biz almak zorundayız. Hala da doymamışlar yavrular. Memesin ucu yarı olduğu için fazla bastırmıyorum ya. Şöyle yapıyorum. Bitecek inşallah. Öbür tarafa geçelim mi Emine? Geçelim. Neden çekiyorsun sen? Ben görmüyorum memeyi. Sen nasıl görüyorsun oradan? Yarım kilo ile bir kilo arasında var. Bunu şimdi bir kiloluk inek sütüyle yoğurt yapacağız. Bakalım nasıl bir yoğurt olacak. Bunu da size videosunu göstereceğim arkadaşlar. Burada yaklaşık 3-5 tane koyunun yavrularından, ikiz yavrularından artan sütler. 2 sıkım ondan, 2 sıkım ondan, 3 sıkım ondan aldık. Hem sütümüzü değerlendirdik, boşa heba olmadı. Hem de bakalım yoğurdu nasıl olacak? Tabii ki inek sütüyle karıştıracağız. Kapat kızım. Evet. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 600 gram, 750 gram arasında bir koyun sütü. Burada da yanılmıyorsam anne, burada ne kadar vardır? 2 kilo var mıdır? 1,5. Yok. 1 kilo var. 1 kilo mu? 1 kilo, 1 200, 1 300 var. Tamam, şimdi bunu buna karıştıracağız. Anne süzdün mü? Yok. Süzdün mü? Bunu bir süz anne. İçine koyalım. Koyuluğunu da zaten. Deniz, ben artık bunu çayını alacağım. Neyse, annem kendine biraz ayırdı arkadaşlar. Nogay çayını bilmeyenlere de ileride onun tarifini yaparız. Nasıl bir şey olduğunu. Bize özgü. Nogay Türklerin özgü. Biz Nogay Türkü değiliz ama onlardan bize kalmış bir şey. Şimdi bakacağız. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra mayalanacak. Mayalandıktan sonra da İşte kavanozlara dolduracağız. Kavanozlarda nasıl yoğurt olduğunu sizlere göstereceğiz. Böyle şimdi kaynasa da hemen kapatmıyor muyuz? Yok. Biraz beklemek gerekiyor. 5 dakika daha böyle yapacağız ki. Taş gibi.
taş gibi. Zaten taş gibi olacak bu şeyden dolayı. Koyun sütü de var ya içinde. Baktığımız zaman şöyle iki tane kavanoza koyacağız arkadaşlar. Şu an kaynıyor. Bırak bakalım anne. Şu an kaynıyor. Kaynamasına rağmen. 5 dakikada şöyle kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi bunları yavaş yavaş, maşallah kaymak pişmeye başladı. Kavanozları dolduruyoruz. Kavanozun içinde soğuması lazım. Daha sonra da kendimize Allah nasip ederse biraz süt ayıracağız. O sütü de ılık ılıdığı zaman yoğurt mayasıyla sulandırıp her ikisini içine dökeceğiz. Son kez karıştıracağız. Şu anda sadece süt olarak koyuyoruz. Şimdi bunları tam doldurmadık. Biraz da ayırdık. Yoğurtla bu sütü karıştıracağız. Sonra her ikisine pay edeceğiz arkadaşlar. İkişer kaşık, ikişer yemek kaşığı döksek yeter Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, şimdi kavanozdakiler aslında ılıdı. Üstünde kaymak da tutmaya başladılar. Ama ben bunları önce bunun içerisine döküp karar değişikliği yaptık. Bununla yoğurtla, şurada yoğurtla sütü karıştırmıştık daha önce. Yine kavanozda yapılan, bu tamamen inek yoğurdu. Şimdi bunu arkadaşlar bunun içine döküyoruz. Ve karıştırıyorum. Bakalım olacak mı? Nasıl olacak? Yani %70'i inek, %30'u koyun sütünden. İyice karıştı. Şimdi bunları kavanozlara tekrar dolduracağım. Evet, şimdi tekrardan kavanozumuza doldurduk bunları ve artık bunların ağzını kapakla kapatmadan açık bir şekilde, yani el yakar yakmaz derecesindeyken biz mayamızı döktük içine. Şimdi üzerine saracağız bunu güzel bir şekilde ve yaklaşık bir 4-5 saat bekledikten sonra dolaba koyacağız ve 24 saat geçtikten sonra da yemeğe hazır olacak. Bakalım %60'ı 70'i inek sütünden, %30'u 40'ı koyun sütünden yaptığımız yoğurdumuz 2 kavanoza yaklaşık 800 gram. Bakalım nasıl olacak, merakla bekliyoruz. Şimdi şöyle kapatalım arkadaşlar. Onu bir daha saralım. Oda sıcaklığında 4-5 saat bekledikten sonra açacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bakalım yoğurtlarımız ne durumda. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunları dinlendirmemiz lazım. Yani nerede dinlenecek bunlar? Dolapta. Dolapta da dinlensin. Ondan sonra size birkaç saat sonra videoyu sonlandıracağım inşallah. Koyun ve inek sütünden olma yoğurdumuz. Evet arkadaşlar, artık yoğurtlarımız oldu. Yoğurtlarımızı bakın. Sallıyorum. Hiçbir şey yok. İşte yoğurtlarından bir tanesi. Gördünüz. Bu şekilde. %60'ı 70'i inek sütünden, %30'u 40'ı koyun sütünden olan yoğurdumuzun şimdi de tadına bakma zamanı. Şöyle bakalım.
Maşallah. Bakın kestiğimiz yere 1 gram su dahi yok. Arkadaşlar bakın kaşıkta kaldı, gelmiyor. Ben böyle bir yağlı bir şey görmedim. Mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Yani evinde 3-5 tane koyun olan var. 15 tane koyun olanlar var. Bunlar artan sütleri sağsalar, yani bir 300 gram kadar süt çıksa, inek sütüyle mayalasalar yoğurtlarını. Bakın şuraya arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki. Çok güzel. Akma falan yok. Ters çeviriyorum. O kadar hoş olmuş ki. Süper. Tavsiye ederim arkadaşlar. 10 numara.